11 ayın sultanı Ramazan 23 Mart Perşembe günü başladı. 5 Nisan itibarıyla 14. günü idrak edilecek olan Ramazan-ı Şerif'in bu gününde İsra suresinin okunması tavsiye edilmektedir. Peki İsra suresinin fazileti ve önemi nedir? 105 ve 106. ayette ne anlatılmaktadır? İşte Türkçe ve Arapça okunuşu. İçinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesini barındıran Ramazan-ı Şerif'in 14. gününe ulaştık. Bugün de Müslümanlara namazın ardından İsra suresinin 105 ve 106. ayetinin okunması tavsiye edilmiştir. Bu mübarek zamanlardan yararlanarak Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak isteyenler detaylarını araştırıyor. Peki İsra suresinin fazileti ve önemi nedir? 105 ve 106. ayette ne anlatılmaktadır? 23 Mart Perşembe günü başlayan Ramazan ayının 14. günü 5 Nisan Çarşamba gününe denk geliyor. Ramazanın 14. günü İsra suresi 105. ve 106. ayetleri okunur. Ramazanın 14. günü ikindi namazından sonra iftardan önce kim bu ayeti okuyup bir bardak suya üfleyip orucunu onunla açarsa, dünya ahiret bütün dert elem ve kederlerini alacağına inanılır. İsra suresi 15. cüzdür. İsra, Hz. Peygamberin bir gece Mekke'den Kudüs'e götürülmesini ifade etmektedir. Bu yüzden İsra kelimesi, gece yürüyüşü, anlamına gelmektedir. İsra suresi Arapça olarak kolayca okunabilir. Arap harflerini bilmiyor olsanız dahi Latin harfleri ile yazılmış halinden okuyarak da büyük sevaplar kazanabilirsiniz. Günümüzde birçok kişinin araştırdığı İsra suresi kişilere çok önemli mesajlar veren bir suredir. Kur'an-ı Kerim'in 17. suresidir. Bu sure faziletleri bakımından oldukça zengin kabul edilen değerli surelerden biridir, ismini ise 1. ayet içerisinde geçen İsra kelimesinden alır. İsra suresi 105. ve 106. ayetinin okunuşu şu şekildedir. 105. Ve bilhakka enzelnahü ve ibele hakkı nezel ve mayersenek illa mübeşirav ve nezra. 106. Ve Kur'an'en feraknahü li takrahu alen nasi ala müksiv ve nezzelnahü tenzila. Kur'an'ın, gerçeğin bilgisi, olmasından maksat, onun yalnızca gerçeği, doğruyu içermesi, Allah'ın varlığı, birliği, aşkın sıfatları, peygamberlik ve ahiret hayatı gibi temel dini akideleri, bütün ilahi dinlerde ortak olan evrensel hakikatleri bildirmesidir. Ayet aynı zamanda Kur'an'ın da hak olduğunu, yani hem Allah'ın kelamı olduğunda kuşku bulunmadığını, hem de ebedi olarak kalacak olan değişmez hakikat olduğunu, gerçeğin ortaya konması dışında başka bir amaçla indirilmediğini dile getirmektedir. Razi, 21-67-68. Taberi'ye göre Kur'an'ın hak olarak indirilmesinden maksat, onun adalet ve insafı, güzel ahlakı, iyi ve övgüye değer davranışları emretmesi, zulüm, haksızlık, kötü huy ve çirkin davranışları yasaklamasıdır. XV 177. İsra suresi, en önemli sureler arasında yer alıyor. Bu sure İsrail oğulları tarafından yapılan tüm kötülükleri nedeniyle uğranılan işgal ve kötü olayları anlatıyor. Bunun yanında Kur'an öncesindeki ilahi kitaplarda yazan tüm ahlaki ve dini buyruklardan detaylı olarak bahseder. Allah'ın insanları kuşatan ilminden ve ilk insanın yaratılış hikayesinden bahseden bir suredir. Müşriklerin ne kadar inatçı olduğundan ve müminlerin de itaatkar olduğundan bahseder. Bunun yanında iblisin isyanlarından ve insanların seçkin bir varlık oluşundan bahseden bir suredir. Son derece önemli olan surede ahiret sorumluluğuna da değinilmiştir. İsra suresi faziletleri bakımından son derece zengin bir suredir. Bu sure hakkında birçok önemli rivayet bulunur. İsra suresini okuyan kişiler kendilerine karşı yapılan tüm kıskançlıklardan ve nazardan korunurlar. Aynı zamanda bu sureyi okumayı alışkanlık haline getiren kişiler başkalarına karşı da kıskançlığa düşmezler. Bir diğer yandan da insana ahiret hayatını ve dünyada yapması gereken tüm sorumluluklarını hatırlatan bir suredir. Bu sure daha çok kötülük yapan kişilerden korunmak için okunur. Aynı zamanda kişinin bir yeri ağrıdığında 105 ve 106. ayetlerinin okunması ile birlikte ağrılarının geçeceği belirtilir. Her kim bu sureyi sabah ve akşam okur ise o gün ve gece kişinin kalbi ölmez denir. Nokta.